Herkese merhabalar. Ofiste Diyalog serisine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz B2B e-ticaret ve yanımda Sabri var. Sabri hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen Ben nasılsın? deyim, teşekkürler. Kendini tanıtarak başlamak ister misin? Tabii, teşekkür ederim. Ben Diye Yazılım, e-ticaret B2B B2C ürünleri olan Epower markasının ürün sorumlusuyum. Aynı zamanda satış destek uzmanı olarak da görev yapmaktayım. Peki. İstersen hiç vakit kaybetmeden başlayalım ilk soruyla. Tamam. B2B e-ticaretin genel bir tanımı yapabilir misin? Tabii B2B aslında kısaca bir terim aslında, kısaltılmış bir terim. İngilizceden gelen business cümlesinin bir kısaltması aslında. Bu bize firmadan firmaya toptan e-ticaretin yapıldığı, yani ticaretin yapıldığı bir terimi anlatıyor. B2B, bir de bunun B2C ayağı da var tabii. B2B baktığınız zaman firmadan firmaya toptan ticaretin yapıldığı ve pazar büyüklüğü oldukça büyük olan bir ticaret. Pazar büyüklüğü derken şöyle, Ticaret Bakanlığı 2021 yılının Etbis verilerine bakarsak Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılatının %26'sının B2B toptan ticaretinden gerçekleştiğini görüyoruz bu verilerde. Bu da 2021'de hasılatın 7 trilyon gibi bir rakam olduğunu düşünürsek 2 trilyon gibi bir rakama tekabül ediyor ki bu Türkiye için çok büyük bir rakam. Bu kadar büyük bir pazarda payı olan bir ticaret teriminden bahsediyoruz aslında. Peki, çok büyük bir pazardan bahsediyoruz. Peki son yıllarda B2B ticarette inanılmaz bir dijitalleşme talebi var. Bunun nedeni nedir? Şimdi B2B ticarette dijitalleşme artışı daha çok pandemiyle oldu aslında. Ya zaten B2B, B2C gibi pazar yeri gibi birçok e-ticaret platformları, farklı senaryolar var ama dijitalleşme tarafında B2B birazcık daha yavaş ilerliyordu aslında. Sektörün dinamiklerine bakarsak. Ama tabii pandemi süreciyle biliyorsun ki birçok iş yeri kapandı 2020'den sonra. Fiziksel mağazalar kapandı. Bu tarafta daha çok kendi sitelerini ve B2C tarafında ve pazar yerine hizmet veren firmalar aktif olarak ticaretlerini devam ettirirken B2B toptan ticaret yapan firmaların iş akışları durdu. Tabii buna bir ek kaynak olması gerekiyordu. Bu ticaretin devam etmesi gerekiyordu. Toptan satış yapan firmalar da hemen hızlı bir şekilde, seri bir şekilde dijitalleşme tarafına geçtiler. Toptan tarafta B2B e-ticaret web siteleri kurarak satışlarını devam ettirmeye başladılar. Bu dijitalleşme süreci özellikle 2 yılda %90 çok hızlı bir şekilde ilerlemiş oldu. Peki çok hızlı bir giriş yaptık aslında ama şunları da netleştirmek gerekiyor. B2B'yi B2C'den ve pazar yerinden ayıran farklar nelerdir? En başta dediğim gibi B2B toptan ticareti anlatan kısa bir terim aslında. Ticari bir terim. Bir de bunun B2C tarafı var. B2C'de perakende ticareti temsil eden bir terim. Hepsi de İngilizce kısaltmadan geliyor. İşte business to business, firmadan firmaya. Business to customer, işte firmadan müşteriye terimlerinin kısaltması. Dediğim gibi B2B toptan tarafını ifade ediyor, B2C perakende tarafını anlatıyor. Biri de pazar yeri dediğimiz farklı bir terim var. Ben onlara daha çok internet AVM'si diyorum. Daha çok global hedefe yönelik işte birçok firmanın, farklı sektörlerdeki firmaların içinde yer aldığı belli bir kuralları olan bir yapı. Nasıl B2B, B2C firmaların kendi özelinde olan bir yapıysa da pazar yeri daha çok bu firmaların belli bir kurallara uyduğu farklı bir e-ticaret yapısı. Pazar yerlerinde daha çok hazır kategori, işte hazır vitrin alanları ve belli bir lojistik kuralları içerisinde kendi içinde belli bir komisyonlar içerisinde gösterdiğiniz faaliyetlerinizi, senaryolarınızı, ticari senaryolarınızı oluşturduğunuz bir yapı aslında. Bu şekilde ayırabiliriz. Peki B2B ticaret yapan işletmelerin e-ticaret platformu ve ERP özelindeki ihtiyaçları neler? Şöyle, yani daha çok faaliyet gösterdikleri ticaret alanlarına göre ve ürün yapısına göre, işte satış senaryolarına göre bir platform edinmeleri gerekiyor. Yani en başta bunu e-ticaret desteği sağlayan web yazılım firmalarıyla bu yola girmeleri gerekiyor. Bu yazılımların en son güncel hallerini, en son geliştirmeleri neler, modüler mi,
esnek mi? Yani firmanın ticari senaryolarına, satış kabiliyetine uyabiliyor mu? Firmada bulunan ERP muhasebe programlarıyla entegre olabiliyorlar mı? Ve onlara bu yazılım firmaları kurumsal temaları sunabiliyor mu? Bir de bu tema içerisinde dedim ya satış senaryolarına uyuyor mu? Satış senaryolarında birçok kampanya ve fiyat fırsatları sunması gerekiyor müşterilere. Bu yapıda bu esnekliği, bu modülerliği firmalara sağlanabiliyor mu? Bunların mutlaka iyi araştırılması ve buna göre bir B2B e-ticaret yazılımının edinilmesi gerekiyor firmalar tarafından diye düşünüyorum. Peki. Şimdi B2B e-ticaret platformu kullanma kararı aldı bir firma. Ne tür avantajlar elde edecek? Bir kere maliyetleri düşürüyor. Yani en önemli zaten nokta maliyet burada. Herkesin yaptığı hesap. Neden maliyetleri düşünüyor? Bir kere düşünün eski ticaretten bahsedersek eski ticarette nasıl oluyor toptan? İllaki bir personeliniz olması gerekiyor. İstihdam ediyorsunuz. Bu istihdam ettiğiniz personelinizin altına gerekiyorsa bir araç veriyorsunuz. Aracın bir yakıt gideri var. İşte bakım giderleri var. O istihdam ettiğiniz personelinizin maaşı, işte günlük harcara, yemeği gibi birçok bir dolu maliyeti var. Bir kere bunları birden sıfırlamış oluyorsunuz. Çünkü artık B2B e-ticaret siteniz sizin bir soğuk satış personeliniz gibi tüm Türkiye'yi dolaşan, sizin için internette müşteri bulan, bayi bulan bir personeliniz olmuş oluyor. Burada maliyetlerinizi sıfırlamış oluyorsunuz personel tarafında. Bir kere cironuzu artırabiliyorsunuz. Yani sizin sitenizden bir alım yapmak isteyen, toptan alım yapmak isteyen bir bayiniz, bir potansiyeliniz sizin sitenize girdiği zaman hedeflediği ürünü listelerken bir de ek olarak yanında farklı ürünleri de listeleme şansına sahip olabiliyor. Yani fiziksel mağazada belki karşısına çıkmayacak olan birçok ürünü sitenizde erişebiliyor. Kampanyalar yoluyla, işte vitrinlerde sergilediğiniz ürünler yoluyla bu da sizin cironunuzu artırmanızı sağlıyor. Kurumsallaştırıyor bir kere firmanızı. Neden? Çünkü artık bir Hakkari'deki bir toptan alım yapmak isteyen kişi hedefin Edirne'deki bir toptancısına ulaşabiliyor. Web üzerinden bir bayilik başvuru formu oluşturuyor. Baktığınız zaman firmayı orası görüyor. Yani fiziksel olarak firmanın kendisiyle görüşmüyor. Herhangi bir şekilde yanlarına gitmiyor. Direkt site üzerinden firmaya ulaşıyor. Artık onun için alım yaptığı tedarikçisi o site olmuş oluyor. Bu da sizin kurumsallaştırıyor. Pazarlama maliyetinizi düşünüyor. Dedim ya vitrin alanları, işte kampanyalar, işte belli bir slaytlar, belli zamanlarda haber bültenleri, işte duyuru haberleri, kampanya haberleri oluşturuyorsunuz. Burada baktığınız zaman bunlar için belli bir maliyet olması gerekiyordu eskiden. Nedir? İşte broşür hazırlardınız, işte eşantiyon, takvimler, ajandalar, yani onun yanında farklı bir reklam pazarlama giderleriniz oluyordu. Ama şimdi bunu sadece sitenizde bir vitrin alanlarıyla, efendim söyleyeyim, indirim kampanya slaytlarını birden pazarlama maliyetlerinizi minimuma indirmiş oluyorsunuz. Son olarak da muhasebesel süreçten örnek verebilirim. Şimdi muhasebe çok önemli bir iş yerinde, bir firmada. Düşünün ki eskiden sizden alım yapan firmalar muhasebenizi direkt arar. İşte benim borcum ne kadar, işte mutabakat yapalım, yani şu faturam gelmedi, şu siparişim hazır mı, bende 100 bin lira gözüküyor, işte sende kaç lira gözüküyor gibi böyle bir çok telefon, mail yoluyla birçok muhasebesel süreçleri aksatan süreçler gelişiyordu. Birden bunu indirmiş oluyorsunuz, sıfırlamış oluyorsunuz. Artık müşterileriniz siteden bakiyesini görebiliyor. Mutabakat formları varsa mutabakatla firmayla mutabık kalınabiliyor. Bunun yanında ne aldınız, işte hangi sipariş vermiş, hangi sipariş reddedilmiş, hangi faturaların kesilmiş, faturaların PDF'lerine kadar, çıktılarına kadar ulaşabiliyorlar. Burada da muhasebesel süreçlerinizi inanılmaz şekilde hızlandırmış oluyor B2B e-ticaret siteleri. Peki, şimdi farklı bir soruyla devam etmek istiyorum. Senin de bildiğin üzere bizim Diğer Epower olarak bir zaten B2B e-ticaret platformumuz var. Bir Diğer Epower'da satın alma ve kurulum süreci nasıl ilerliyor? Bu süreç zorlayıcı oluyor mu? Yani biz DİA'da firmalarımızla, e-ticaret tarafında çalışmak isteyen firmalarımızla ilk önce firmalarımızın ihtiyaçları neler, beklentileri neler, bunları mutlaka firmalarımızdan dinliyoruz. Onların faaliyet alanlarına göre, satış stratejilerine göre, finans yapılarına göre
onların en iyi kurguda hangi hizmeti verebiliriz? İlk önce bunu araştırıyoruz, bunu ilk önce takip ediyoruz. Tabii dediğim gibi kurumsal yapılarına göre tema ve yönetim ekranları paylaşıyoruz. Bu temaları nasıl kurgulayacaklar? İşte yönetim panellerinden bu web sitelerini nasıl yönetecekler? İlk önce bunların bilgilerini veriyoruz. Mutlaka onlarla istişare ediyoruz. Diğer tarafında oluşturdukları müşteri kartları, yani cari kartlarının, stok kartlarının yapılarının nasıl olması gerektiği, dikkat edilmesi gereken noktalar neler? Bunları onlarla paylaşıyoruz. Zaten Diyan içerisinde işte stok kart ve cari kartlarda düzenleme yapabilecekleri birçok toplu bilgi güncelleme imkanları gibi ya da toplu verileri varsa veri aktarım sihirbazıyla toplu verilerini aktarabilecekleri birçok imkanlar var. Biz bunlara Diya olarak da bunları sunuyoruz programımızın içerisinde. Firmamızın istediği doğrultuda bir tema ve yönetim ekranını paylaştıktan sonra onların aktife alınmasını onayladıktan sonra sitelerini aktif alıyoruz. Tabii burada aktif aldıktan sonra, yani satış gerçekleştikten sonra da müşterilerimizle asla irtibatı kesmiyoruz. Onların satış sonrasında doğabilecek taleplerini, fikirlerini önemsiyoruz. Buna göre de geliştirmelerimizi firmalarımızla beraber gerçekleştiriyoruz. Peki şimdi burada B2B e-ticaret platformlarında olması gereken özellikleri konuşuyoruz vesaire, evet. Ama şöyle de bir konu var. Bu özellikler, yani ortak özellikler her sektör için geçerli mi? Yani her sektörden firma bu ortak özellikleri kullanmak zorunda kalıyor mu? Şimdi Türkiye'de baktığımız zaman B2B yazılımlarının 3 aşağı 5 yukarı %9, yani %75 diyebilirim. Bütün yapıları aynı aslında. Nedir? B2C'den de bahsedersek aynıdır. Nedir? Siteye girersiniz, ürünleri listelersiniz, sepete atarsınız, ödemenizi yaparsınız. Tipik bir %75'lik bir sitenin mantalisi de budur. Ama B2B çok farklı bir yapı. Burada dediğim gibi senaryolar çok farklı. Her sektörün kendi satış pazarlama stratejileri var. Örnek verecek olursak, otomotiv sektöründe en çok dikkat edilmesi gereken husus bir yedek parça sektöründen bahsedelim. Yedek parça temini sağlayacak olan parçacılar toptancılarında OEM numarası dedikleri bir fabrika çıkış kodlarıyla ürünleri listelerler. Bu kodla ürünlerinin hızlıca listelemesini yaparlar. Bu listelemede de fiyat avantajlarını mutlaka fiyat kısmında görmek isterler. Bu mesela yedek parça tarafı diyelim. Bir de tekstil tarafına bakacak olursak tekstilde de çok farklı bir konu var. Orada numara değil. Nedir? İşte bir kazaktan bahsediyorsak kazağın modeli, işte V yakalı mı, oduncu mu olacak, işte boğazlı kazak mı olacak, işte X small mı olacak, yani bedenleri ne olacak, renk. Burada da beden ve renk varyantları tekstil tarafında çok önemli. Kitap sektörüne de bakacak olursak orada da işte kitabın türü, işte roman mı, hikaye mi, yayın evi hangisi gibi farklı özellikleri olan ve farklı kurguları, senaryolar olan birçok sektör var ve B2B'lerin mutlaka bu farklı sektörlere hitap edebiliyor olması, esnek olabilmesi gerekiyor ve her sektörün farklı kendi sektörlerine hitap eden bir B2B e-ticaret yazılımıyla mutlaka devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Peki şimdi B2B e-ticaret platformlarında olması gereken özellikleri konuştuk ama bir de kullanıcı deneyimi tarafı var. Yani internet sitesinde, e-ticaret sitesinde kullanıcı deneyimine yönelik olmazsa olmazlar nelerdir? Yani olmazsa olmazlar, yani benim için mesela kolay ve hızlı bir sipariş verilmesi gerekiyor müşterilerin. Yani sitenize giren bir müşteriniz mutlaka hızlıca siparişini vermesi gerekiyor. Eğer devamlı sitenizden sipariş veriliyorsa ve bir devamlılık var ise müşteri tarafından, o müşterinin mutlaka bilgilerinin, İşte sipariş geçmişinin detaylarını mutlaka müşteriliğe bir veriliyor olması gerekiyor. Kaydedilmesi gerekiyor sipariş geçmişini. Doğru. Kargo ücreti meselesi mesela. Kargo ücreti konusunda bilgi verilmesi gerekiyor. Yani müşteriniz siteye girdi, ürünü seçti, detayına baktı. Evet dedi, bu özellikler benim aradığım özelliklere uyuyor. Ben bu ürüne karar kıldım. Sepete ekliyor, sepete gidiyor. Ödeme yaparken bir bakıyor. Altta işte 25 TL bir kargo ücreti. Şu kargoyla gelecek. Belki o kargoyu da gelmesini istemiyor ya da bu kargo ücretinin olmasının yansımasını beklemiyordu. Bu sürprizlerin olmaması için mutlaka
ilk listeleme alanlarında ya da vitrin alanlarında ya da ürünün mutlaka bir detayında işte ücretsiz kargo ya da 500 TL üzeri alırsanız şu fiyatta üzerinde alırsanız size ücretsiz kargo gibi mutlaka lojistik tarafında bunun teslimat tarafında bilgisinin verilmesi baştan veriliyor olması gerekiyor ki müşteriler bu sürprizle karşılaşmasın. Algoritmalar çok önemli artık. Hızlı arama alanlarından müşteri yanlış bile yazsa aslında yazmak istediği kelime şuydu ve siz bu ürünü arıyorsunuz gibi hızlı bir şekilde hemen sunması gerekiyor. Tabii ki hemen sunması gerekiyor. Firmanız tarafından mutlaka sitenizde içerik çalışmaları gerçekleştirilmesi gerekir ki müşteriler bu içerik çalışmalarından ve bu gerekirse bülten aboneliğine yönlendirerek müşterilerinizin bu abonelikle beraber sadakatini artırırsınız sitenize, firmanıza. Ödeme altyapısı da önemli. Yani birden fazla ödeme seçenekleri sunmalısınız. İşte havaleyle şu kadar olur, işte kredi kartıyla taksit ya da tek çekim bu olur gibi farklı ödeme tiplerine göre farklı indirim ve senaryolar oluşturmalısınız. Ve mümkünse de mutlaka ödeme avantajlarını en başta dediğim gibi kargo gibi bunları da ürün detayında veya ürün sergilerken vermeniz gerekiyor. Son olarak da bir örnek daha verecek olursam bu çok önemli. Lojistik tarafı yani ürünün müşteriye teslim edilene kadarki süreçlerinin mutlaka müşteriye doğru bir şekilde, hızlı bir şekilde verilerin veriliyor olması gerekiyor. Siparişten sonra siparişiniz aldık, işte hazırlanıyor, kargoya teslim edildi, teslimat numarası bu gibi tüm lojistik süreçlerini siparişten ele teslim olana kadar mutlaka bu süreçlerinde hızlı ve sağlıklı bir şekilde müşteriye verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki. Geldik aslında webinarımızın konusuna, en önemli soruya. B2B e-ticaret platformu seçerken işletmeler nelere dikkat etmeli? İşletmeler ilk olarak bu pazarda sürdürülen B2B e-ticaret faaliyetlerini iyi analiz etmeleri gerekiyor. Yani bir firma ben işte şeye girdim, işte e-ticarete atılacağım artık B2B'den sipariş alacağım bir web sitesinden derken birden tabii herkes yapabilir, herkesin seçeneği ama bunu iyi analiz etmeleri gerekiyor. Kendi sektörlerindeki diğer rakip firmalar nasıl hareket ediyorlar, neler yapıyorlar, hangi yazılımlarla çalışıyorlar ve süreçlerini nasıl web sitesi üzerinden idam ettiriyorlar. Bunları mutlaka iyi analiz etmeleri gerekiyor. Ve onlara iyi hizmet sağlayacak bir B2B e-ticaret yazılımıyla mutlaka anlaşmaları gerekiyor. Sektörde birçok B2B e-ticaret yazılımı yapan, hizmet sağlayan web firmaları var. Onların hepsinin birer ürünleri var. B2B e-ticaret ürünü. Hepsinin belli farklı özellikleri, avantajları var. Fiyat olarak işte sundukları özellikler olarak birçok farklı B2B ticaret yazılımları var. Hepsini yan yana koyup kendilerine en doğru olan yazılım firmasını seçmeleri gerekiyor. Tabii bunu seçerken de dikkat etmeleri gereken birçok husus var. Firmalarda artık ERP çok önemli bir husus. Var olan ERP'leriyle ya da muhasebe programlarıyla tam entegre olunabiliyor mu? Yani bir yazılıma karar verdiler. Evet, fiyatı çok iyi, özellikleri, avantajları çok iyi. Ama tıkandığınız nokta, biz sizin muhasebe programımızla entegre olamıyoruz. Bu temas hemen süreci başa almak demektir. Buna çok dikkat etmeleri gerekir. Firmanın referansları, yani yazılım hizmetini veren mutlaka firmanın referanslarını takip etmeleri gerekiyor. Hatta özellikle referansları arayabilirler. Yani yazılım hizmeti veren firmanın doğru hizmeti verebiliyor mu? Desteğini nasıl sağlıyor? Eğitimi nasıl veriyor, kurguyu nasıl yapıyor gibi bu bilgileri. Hatta o sektördeki bir firmaya daha önce hizmet vermiş mi? Buna da tabii bakıyorum. Mutlaka bunlar çok önemli. Sunduğu altyapı güvenli mi? Bu çok önemli. Yani atıyorum ödeme alınacak siteden, web sitenizden satış yapıyorsunuz. Postlarınızı tanımlayacaksınız ve insanlar oradan kredi kartlarıyla da banka kartlarıyla ödemelerini gerçekleştirecek. Bunu yapmak için de bir SSL dediğimiz bir sertifikayı olması gerekiyor yazılım tarafında. Bu sertifikalar var mı? Yani firmanın hangi güvenlik sertifikasyonlarından geçmiş? Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Ve son olarak da yedekleme,
firma tarafında yedekleme nasıl yapılacak? Veriler çok önemli. Artık dünyada en önemli şey veri. Bu veriler nasıl yedeklenecek? Firma desteğini nasıl sağlayacak? Eğitim süreçleri nasıl olacak? Mutlaka bunu yazılım hizmeti veren web firmalarından bu bilgileri doğru bir şekilde almalarını tavsiye ederim. Peki, şimdi son soruma geldim. Teknoloji bildiğin gibi hızla gelişiyor. Evet. Bizleri B2B ticaret sektöründe gelecekte neler bekliyor? Senin görüşlerin neler? Valla B2B ticareti global olarak dünyada hızlı cirosunu artırıyor Yiğit. Ve buna paralel olarak da teknik ve yazılımsal çok büyük gelişmeler oluyor. Özellikle mobil tarafında da. Yani yeni yazılım metotları geliştiriliyor. Mobil gelişmeler devam ediyor. Lojistik tarafta da çok büyük gelişmeler oluyor. Bu avantajlar bitmez saymakla. Tabii daha çok B2C ve pazar yerleri tarafında bu farklılıkları görebiliyoruz. Özellikle son test aşamalarında biliyorsun büyük işte Amazon gibi işte yurt dışındaki global firmalar, Alibaba gibi işte drone'la teslimat gibi işte evet. VR gözlükleri, sanal gerçeklik gözlükleriyle ürünün daha detaylı 3 boyutlu görüntüleme gerçekliği gibi birçok testten geçtiler. Bunları test olarak yaptılar ama onlar hızlı bir şekilde bunu yapacaklar. Ben B2B e-ticaret tarafında buna evrileceğini düşünüyorum. Baktığımız zaman pandemiyle beraber birçok firmalar kapandı, fiziksel mağazalar kapandı. Artık işletmeler şunu gördü ki fiziksel mağaza olmadan da satış yapılabilir. Çok hızlı bir şekilde ve büyük bir şekilde. Yakın geçmişte diyorum, yani yakın gelecekte özür dilerim. Artık fiziksel depolar ve mağazaların yerine sanal mağaza ve sanal depolara bırakacak. VR ve VR gerçeklikle ürün sunumu, ürün listeleme ve drone'la teslimat gibi birçok gelişmeyi B2B e-ticaret tarafında da göreceğimizi düşünüyorum açıkçası. Peki, katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.